Arkadaşlar merhaba, ENS yayınları TYT Fizik Soru Bankası çözmeye devam ediyoruz. Konumuz genleşme ve test 1'deyiz. Birinci sorumuz, şekilde verilen L uzunluğundaki bir çubuğun genleşmesi için yapıldığı maddenin cinsine bağlıdır. İlk boyu uzunsa fazla uzar, sıcaklığı çok aza artarsa uzaması daha fazla olur ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar genleşmenin formülü neydi? Delta L eşittir L0 çarpı lambda çarpı delta T'ydi. L0 ilk boy, lambda genleşme katsayısı, delta T'de sıcaklık farkıydı. O zaman bu öncüllerde baktığımızda yapıldığı maddenin cinsine bağlı mıdır? Evet, genleşme katsayısından dolayı cinsine bağlı. İlk boyu uzunsa fazla mı uzar? Bakın. Uzama miktarı ilk boyla doğru orantılı. İlk boyu uzarsa genleşme miktarı da uzamış olur. Sıcaklığı çok artarsa, bakın sıcaklığı çok artarsa uzaması da fazla olur. O zaman doğru cevabımız E seçeneğidir dedik. İkinci sorumuzla devam edelim. Aynı ortamda bulunan X, Y, Z çubukları şekilde verilmiş. Çubuklar daha sıcak bir ortama götürülüp bir süre bekletildiğinde çubuklar ısıl dengeye ulaşıyor. Ve son durumda boyları eşitleniyor. Buna göre çubukların yapıldıkları maddelerin uzama katsayıları arasındaki ilişkiden bahsediyor. Arkadaşlar boyları uzuyorsa evet bunlar ısıtıldıklarında hepsi de uzayacak. Peki hepsi uzadı ama en çok kim uzadı burada arkadaşlar bakın. En çok X uzadı. Sonra Z, sonra da Y. O zaman genleşme katsayısı da en büyük olan kimdir? X, Z ve Y şeklinde sıralanmaktadırlar. Üçüncü sorumuz. Gözlük imalatında gözlük camlarının çerçeveye monte edilmesi verilenlerden hangileri yapılabilir? Cam sıcak, çerçeve soğuk suda bekletilmeli. Şimdi bakalım arkadaşlar. Cam sıcak suda bekletirse genleşecek. Çerçeve soğuk suda beklerse büzülecek ve içine geçtiğinde normal hale döndüklerinde cam büzülüp çerçeve genişlediğinde bizim çerçevemizden camımız düşer arkadaşlar. O zaman birinci öncülümüz gitti. Şıklarda da birinci öncülü eleyelim. İkinci öncülümüz çerçeveye sıcak, cama da soğuk suda bekletmek diyor. Çerçeveyi sıcak suda beklettiğimizde ilk durumda çerçevemiz genişledi. Cam soğuk suda beklediğinde büzüldü ve rahatlıkla çerçevenin içerisine girdi. Ve bunlar normal hallerine geldiklerinde çerçeve büzülüp cam genleştiğinde ne olur? Sıkışırlar arkadaşlar ve istediğimiz sonucu elde ederiz. Çerçeve ve cam sıcak suda bekletilmeli. Çerçeve metal olduğu için çok daha fazla genleşeceği için cama göre eski haline geldiğinde cama göre gene daha çok büzüleceğinden gene camı ne yapar? Sıkıştırır. Yani doğru cevabımız D oldu arkadaşlar. Dördüncü soruyla devam edelim. Aynı ortamda bulunan X, Y ve Z çubuklarının sıcaklıkları eşit miktar artırıldığında boyları arasındaki mesafe H1, H2 ve H3 olmakta. Buna göre çubukların yapıldıkları maddelerin uzama katsayıları arasındaki ilişki nedir diye soruyor. Bakın yine aynı olmaktaymış. Ya H1 ile H2 değişmeyecek. Ama X'in boyu daha büyük olduğu halde az uzaması lazım o zaman değil mi? O zaman genleşme katsayısı en küçük olan X. Gene tersten gidelim. Z'nin boyu en küçük olduğu halde Y'ye göre aynı miktarda uzaması lazım. Ki aralarındaki uzaklık değişmesin. O zaman Y'nin boyu büyük olduğu halde az uzayacak. Z de boyu küçük olduğu halde çok uzayacak boyuna göre. O zaman ne diyeceğim? Z'nin genleşme katsayısı Y'den, Y de X'ten büyüktür dememiz lazım arkadaşlar. Beşinci sorumuz, yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur diyor. İlk boyu uzun olan çubuk eşit sıcaklık değişimlerinde aynı maddeden yapılan diğer çubuklardan çok
daha fazla uzar. İlk boyu uzunsa uzama miktarı da uzuyor. Neden? Delta L eşittir L sıfır lambda delta T de. Yani ilk boyla uzama miktarı doğru orantılı. Birinci öncülümüz doğru. Eşit boydaki çubukların sıcaklıkları eşit miktar azalırsa genleşme katsayısı büyük olan çubuk çok kısalır. Evet arkadaşlar, ısıtıldığında genleşme katsayısı büyük olan çok uzarken soğutulduğunda genleşme katsayısı büyük olan çubuk çok kısalır. Doğrudur. Özdeş çubuklardan sıcaklığı çok artan çok uzar. Sıcaklıkla uzama miktarı doğru orantılı olduğu için 3. öncülümüze de doğru diyoruz. Yani cevabımız E seçeneği oldu. 6. sorumuz, yukarıda verilen olayların hangilerinde farklı cins maddeleri genleşme miktarının farklı olmasından yararlanılmaktadır? Kapağı açılmayan kavanozu sıcak suya tutmak. Şimdi kapak ve cam birbirlerinden farklı maddeler olur. Genleşme katsayıları da farklı. Ve metalin genleşmesi daha fazla olduğu için sıcak suya tuttuğunuzda metal çok genleşeceğinden rahatlıkla açılacak. İç içe geçip sıkışmış aynı model cam bardaklar. Şimdi bunlar aynı model olduklarına göre arkadaşlar genleşme katsayıları farklı değil. Bunda farklı cins diyordu. O zaman ikinci öncülleri eledik. Gözlük camlarını çerçeveye yerleştirirken camın soğuk, çerçevenin sıcak olmasına dikkat edilmeli. Aynı kavanoz kapağını açma örneğimiz gibi arkadaşlar. Yani doğru cevabımız D'dir dedik. 7. soruyla devam ediyoruz. Şekil 1'de eşit sıcaklıkta ve eşit boyda bulunan XY metallerinin birleştirilmesiyle oluşan metal çifti verilmiş. Metal çiftinin sıcaklığı artırıldığında ne olmuş arkadaşlar? Bakın X daha çok uzamış. Yani X'in son boyu Y'ninkinden uzundur. Doğru. Peki X'in çok uzamasının sebebi ne olabilir? X'in genleşme katsayısı Y'ninkinden büyüktür. Olabilir. O zaman 2'ye evet dediysek zaten 3'e hayır diyeceğiz. Yani cevabımız 1 ve 2 olan B seçeneğidir. 8. soruyla devam. Genleşme katsayıları arasında alfa X büyük, alfa Z büyük, alfa Y. Perçinlenmiş bunlar birbirlerine ve sıcaklıkları eşit miktarda artırılıyor. Buna göre son görünümden bahsediyor. X'in genleşme miktarı daha fazla olacak. Neden? Genleşme katsayısı daha büyük. O zaman Z'nin tepesine binecek arkadaşlar. Z'nin tepesine bindiği şunlar elendi. A ve C kaldı. Burada da Y ile Z'yi kıyasladığımızda Z'nin genleşme katsayısı daha büyük olduğu için Y'nin tepesine binecek. Yani cevap A seçeneğidir. 9. sorumuz, türdeş bir telin bükülmesiyle oluşan cisim şekildeki gibi yere sabitlenmiş. Buna göre cismin sıcaklığı artırıldığında fotokopi ile büyüme gibi bir olay gerçekleşir arkadaşlar. Yani ne olur bakın, H1 artacak. Aynı şekilde H2 de artacak. Aynı şekilde şuradaki çubuğumuzun boyu da artacak. O zaman baktığımızda H1 arttı. H2 de arttı. H3 yani yere olan şu uzaklığımızda ne oldu? Arttı. Hepsi artar. O zaman H1 artar, H2 artar, H3 azalmaz arkadaşlar. O da artar. Cevap C seçeneğidir. 10. sorumuz, türdeş telin A harfi şeklinde bükülmesiyle oluşan cisim ısıtıldığında harfin iç kısmındaki taralı üçgenin alanı, alfa ve x mesafesi nasıl değişir diye soruyor. Şimdi aynı fotokopi ile büyütme gerçekleşeceği için arkadaşlar aynı, bakın büyütelim, fotokopi ile büyütme gibi eşit oranlarla büyütmeye çalışacağım ben de. Çok eşit oranlarla olmasa bile elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Ne oldu? X mesafesi arttı. X artar. Azalırları eledik. Sonra alfa değişir mi? Fotokopi ile büyütmede milimetrik olarak bütün kenarlar orantılı bir şekilde uzayacağı için alfa değişmeyecek arkadaşlar. Şu şıkları da eledik. Cevap çıktı zaten. Alanımız ne oldu? Alanımız da arttı. O zaman doğru cevabımız C'dir diyoruz. Bu testimizi de bitirdik arkadaşlar. Test 2'de görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi çalışmalar diliyorum.